Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. %40 zamla ortalama kamu işçisi ne oldu? Bu videoda bunu yapıyoruz. Bu haberi 2 gün önce yaptık arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'da bakın. Arada web sitemiz memurlarhaber.com'u tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Burada da 724 güncel haberleri giriyoruz. Hiçbirini kaçırmıyorsunuz. Ayrıca burada girdiğimiz haberleri saniyesinde story atıyoruz. Instagram'da, Instagram sayfamızın linki videonun altında var. Tıklayın, takip edin. Hiçbir haberi kaçırmazsınız. Hele özellikle şu kamu çerçevesi protokolü ve toplu sözleşmeler imzalanacak. şu bir ayda çok önemli gelişmeler olacak. Merhabalar kıymetli işçi kardeşlerim. Bugün itibariyle kamu işlerine bin TL taban maaş, %40 maaş sahamı teklif edilmiş ve bu oran Türk iş tarafından kabul edilmemiştir arkadaşlar bildiğiniz gibi. Önümüzdeki hafta Salı günü yine toplanıp son karar verilecektir. Ben de ortalama hesabı göre yeni asgari ücret seviyesinde bir maaş alan için oluşan yeni zamlı maaşları kabaca şöyle olmuştur. Arkadaşlar ortalama hesaplamadır. %115 vergi dilimine göre hesaplanmıştır ve %20 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. 2 ayrı hesaplama var bu haberde. Önce %115 vergi dilimine göre bakalım. 333,60 kuruştan bir 560 TL yükselmiş hali ve %40 zamlı hali arkadaşlar. Net 14.000 TL oluyor. Sosyal yardım hizmet zam vesaireyle şu andaki asgari ücret seviyesinde yemeği sonra bir kamış işçinin an itibariyle yeni maaşı kabaca, bakın altını çiziyorum, kabaca 16 ile 17 bin TL ol olacaktır. Taban 12 bin TL ve %20 vergi dilimine göre hesaplarsak maaşlar daha düşük olacaktır. Uygar Kipeli hesaplamasına göre kamu çerçeği protokolünde teklif, işçi teklifi 15 bin TL, taban ücret 115 refah payı ile oluşan ücrete ilk altı ay %45 zam. Ama sendikanın bu isteklerine hükümet farklı bir oran verdi. Bugün itibariyle yani 19, 17 Nisan itibariyle Bakan Bey tarafından, işçi tarafından verilen teklif sözlü olarak ifade edilen tutar 12.000 TL taban ve üzerinde %40 oranında zam bildiğiniz gibi. İşçi tarafı zam sıralamasına göre 12.000 TL artı %15 artı %25 ile hesap yapıldığında aylık bürüt 17.250 TL oluyor. %20 gelir vergisine net 11.599 lira 70 kuruş artı vergi iadesi. 1351 lira 98 kuruş eşittir. Alınan maaş 12.951 lira 50 kuruş arkadaşlar. İşveren tarafından refah ve ücret zammının toplamı taban ücretin üzerine eklenirse 2. 12.000 TL artı %40 ile hesap yapıldığında aylık bürüt 16.800 TL, %20 gelir vergisi net 11.296 TL 49 kuruş artı vergi iadesi 1.351 lira 98 kuruş eşittir 12.648 lira 47 kuruş eder. Bu hesaplar net ücretler olup yol, yemek yardımı vesaire ücretler eklenmemiş haldir arkadaşlar. Not, Mayıs ayında kamu çalışanlarının çoğunluğu maalesef %20 vergi dilimine geleceği için Haziran'da itibaren bu maaşlarla kabaca 500 ile 700 lira arası eğer yemeğiniz yüksekse 1000 TL civarı düşüş kaçınılmaz olacaktır. 2. Bu zam oranı net değildir. Umuyoruz ki haftaya salı günü daha fazla maaş alınabilir. 3. Bu %40 içerisinde refah payı da dahildir arkadaşlar. Durum bu şekilde. Dediğim gibi bu rakamlar çıplak rakamlardır. Bu rakamlara yol yardımları, yemek yardımları, ek ödemeler dahil değildir arkadaşlar. Bunlar eklediğimizde kabaca 15.000 TL civarı, 16.000 TL civarı kamış işlerinin maaşları olacaktır arkadaşlar. Bu hesapları kaçırmamak için anında benim haberim olsun diyen herkesi videolar altında bulunan Instagram sayfamızı takip etmeye çağırıyorum. Tıklayın videonun altından Instagram sayfamızı takip edin. An anla story atıyoruz. Hiçbirini kaçırmıyorsunuz arkadaşlar.